Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. İşte şimdi beklenen zaman geldi gençler. Sizler için sormuş olduğunuz, sizin sormuş olduğunuz sorulara cevap verme zamanı geldi. Karşı cinsle alakalı, kızlarla erkeklerle alakalı sorularınız olursa cevap vereceğim demiştim sizlere. Şimdi sorulara başlayalım. Bakalım nasıl sorular gelmiş. Soruları cevaplamaya çalışalım. Bu arada bu biraz şu ekranı beyaz yapmak adına şunu şöyle kapatmam lazım. Aynen. Bir dakika. Şimdi Atakan İstanbullu kardeşim bir soru sormuş. Ne demiş? Abi Alex Morgan'a açılmak için neler yapmalıyım? FaceTime mesajlara cevap vermiyor, görmüyor bile. Şimdi bu ilişki bana göre biraz şey geliyor. Hayali bir ilişki olabilir. Yani Alex Morgan'a ulaşabilmek için yapacağın tek bir şey var kardeşim. Şunu yapacaksın. Okulun olmadığı bir gün, yani okula gitmeyeceğin bir gün. Mesela diyelim cumartesi gecesi. 2-3 tane bira alacaksın. Tamam mı? O biraları şat böyle hepsini kafaya dikeceksin. Kafan 1 milyon olacak. Gözleri kapatacaksın, Alex Morgan, Alex Morgan, Alex Morgan diye düşünmeye başlayacaksın. Ama tabii ki bunun riskli bir şeyi var. Sabah kalktığın zaman annen ağzına sıçabilir. Bu yatağın haline her taraf yapış yapış diye diyebilir. O yüzden riskli. Bu arada yapış yapış derken arkadaşlar bira dökülmüş olabilir. Yanlış anlamayın yani. Neyse. Dead Gaming TR. Abi sevdiğim kız bana... Abi diyor ne yapayım? Sevdiğim kız bana abi deyince şarkısını ona armağan edebilirsin. Ya bilmiyorum bakalım yapıyorsun ama abi sevdiğim kız bana abi diyor ne yapmalıyım? Demek ki şöyle bir şey olması lazım. Şimdi sevdiğim kızdan abi diyor. Şimdi senin yaşını bilsem ona göre bir şey yapabilirim. Yani şimdi atıyorum 23 yaşındasındır 21 yaşında bir kız sana abi der. O sıkıntı yok ama 17 yaşındasındır 11 yaşında birini seviyorsun. O saçma biraz yani. O yüzden keşke biraz yaşını alsaydın. O yüzden sonra cevap veremeyeceğim. Özür diliyorum. Ömer Bedir abi bana kız bul ya diyor. Bir dakika hemen arayayım. Nerede telefonu? Telefonda şu an kendimi çekiyorum. Başka bir yerden nasıl arayabilirim? Sana bir kız nasıl arayabilirim? Videonun sonuna koyacağım. Videonun sonuna koyabilirim. Belki bak emin değilim. Belki koyarım belki koymam bilmiyorum. Bir kız sana bakayım. Ömer Bedir ne yazmış? Kızlara açılamıyorum. Reddederse yüzüne nasıl bakacağım diye korkuyorum. Demiş Ömer Bedir. Şimdi güzel bak mantıklı bir soru. Kızlar açılamıyorum reddeder diye korkuyorum. Şimdi bilinse demek ki bunun sevdiği bir kız yok. Hoşlandığı kızlar var. Çünkü kızlara diyor. Çoğu konuşuyor. Demek ki bir kızdan bahsetmiyor. Yani hoşlandığı kızlardan bahsediyor. Kızlara açılamıyorum reddedersin. Şimdi şöyle bir şey var Ömerciğim sana şöyle söyleyeyim. Yaşınızın yani şundan bir kere kurtulmanız lazım. Benimle çıkar mısın mevzudan kurtulmanız lazım. Bu çok klişe bir söz. Şimdi siz hep buraya takıldığınız için zaten reddederse. Bir kızın seni reddetmesi için senin o kıza ilk önce bir şey sorman lazım. Benimle çıkar mısın sorman lazım. Sen bunu sorarsan redme yani bir cevap alman lazım. Evet hayır. Ama sen cevap almayacakmış gibi davranman lazım. Mesela atıyorum bir kızdan mı hoşlanıyorsun? Onunla zaman geçiyorsun değil mi? Okuldasın atıyorum. Okul diyelim atıyorum. Yan yanasın bilmem ne falan. Ufak ufak cümlelerle yani kurmuş olacağın ufak ufak tuzak cümlelerle sen zaten bunu yapabilirsin. Atıyorum mesela bir kızdan hoşlanıyorsun ve zaman geçiriyorsun. Şöyle bir mesaj atabilirsin. Bunda kötü bir şey yok. Yani mesaj belki yüzüne söylersin. Belki eve gittiğinde mesaj atarsın. Ya bugün işte atıyorum bahçede işte şöyle ne bileyim gezdik ya bilmem ne çok hoşuma gitti ya. Bunu tekrarlayalım. Mesela atıyorum. Ya da ya erkeklerle futbol muhabbeti çok sıkmış ya falan. Bugün senin yaptığın muhabbet bayağı hoşuma gitti. İşte ne bileyim. İyi hissettim kendimi falan. Bunu bir daha tekrarlamak isterim. Bunlar soru değildir. Böyle yani ben seninle çok güzel zaman geçirdim. Sen de benimle çok güzel zaman geçirdin. Benimle çıkar mısın? Bir sorudur ve soruya hayır cevabı gelebilir. Ama sen tuzak ipuçları, tuzaklarla atıyorum. Mesela ne bileyim şöyle bir şey olabilir. Mesela hafta sonu evinde oturuyorsundur. Mesaj atarsın hoşlandığın bir kız varsa. Ya canım inanılmaz evde çok sıkılıyor işte ne bileyim ev... Ya da evde misafirler var işte bilmem nereden gelmiş hiç sevmediğim bir ortam dışarı çıkmak istiyorum. 4 tane arkadaşım vardı 4 tanesi de telefona cevap vermedi. Ya erkek arkadaşım bir kızla ya ne bileyim bir kızla dışarı çıkmak istiyorum. Hani erkek arkadaşım cevap vermiyor o yüzden sana mesaj atayım dedim. Kendime seni yakın hissettiğim için yani burada seni hemen sevgili falan moduna girmiyorsun. Seni yakın hissettiğim için sana mesaj atmak istedim. İşte bir dışarı çıkalım bir şey yer miyiz canım çok sıkılıyor. Benimle çıkar mısın? Sevgili olalım mı demek ama dışarı çıkalım bir şey yer miyiz? Sorusunu sorarsan zaten senin hoşlanan kız çıkar. Yani babam izin vermiyor, annem izin vermiyor. Bunlar dünyanın en büyük yalanıdır. Bakın bunları hiç unutmayın. Ben her zaman söylüyorum bir kız istedikten sonra her şeyi yapar. Yeter ki istesin. Yani diyeceğim o ki tuzak ipuçları. Benimle çıkar mısın değil. İşte bu tarz ipuçlarıyla onun seninle hoşlanıp hoşlanmadığını anlarsın. Zaten bir dışarı çıkarsın, iki çıkarsın. Üç zaten o artık sana çıkalım dışarı der. Ondan sonra zaten
İster istemez bir şeyler olur. Android Tekno. Abi bir kız seviyorum okuldan ama daha yeni ayrıldı. Seviyorum okuldan. Abi sen ama daha yeni ayrıldı eski sevgilisinden. Eski sevgilisinden bana diyor 2-3 hafta bekle diyor. Sorum şu abi, bu kıza nasıl ikna ederim? Nasıl kendime aşık olur bana? Şimdi zaten bir kız gerçekten sende gönlü varsa, ki sende gönlü var yok demiyorum, nasıl da yapıyor olabilir? Zaten 2-3 hafta demesine gerek yok. Hadi diyelim ki çok iyi bir kız diyelim, iyi düşünceli, çocuğu kırmamak adına falan diyorsa, o zaman yapacağım bir şey yok. Kızlara baskı, hiçbir zaman unutmayın, baskı her zaman ters teper. Ne kadar çok baskı yaparsan ya sıktı derler. Bunu hiçbir zaman unutma. Sana birkaç hafta bekleme de tamam dersin işte, bak yine diyorum, sakın baskı yok ve sinirlenmek de yok. Hani yeter ya falan, bunların hiçbiri yok. Anlayış var. Kızlara anlayışlı olacaksın. Hele bir ilişkiden çıkmış kız. Yani kesinlikle anlayışlı olmanız lazım. Mesela şu tarz olabilir. Peki o zaman ben senden haber bekliyorum falan tarzında. Mesela bir iki hafta beklersin. Ama sakın bu arada başka kızlarla şey yapma. İki hafta geçtikten sonra hala sana bir şey yapmadıysa yavaş yavaş başka kızlara takılmaya başlıyorsun. Bak sevgili demiyorum. Okuldan kız arkadaşın olabilir. Onunla mesela böyle bahçede bir tur at. Seninle bir şey konuşacağım da onun görebileceği bir yerde. Bir şey konuşacağım da onunla yürümesi atıyorum. Ya sen liseyi nereye okusam, sen işte iyi biliyorsun, çalışkansın falan. O kız böyle bir şey konuş. Yani sen çalışkansın falan ayağına. Anladın mı? Kızı yalandan oyala. Öbür kız da seni görmesini sağla. Hani öbür kızın kafasına şunu sokman lazım. Ya ben bu çocuğu 2 hafta dedim. 2 hafta hiçbir cevap vermedim. Artık çocuk benden kaçıyor mu acaba? O korkuyu hissettirmen lazım ona. Ama dediğim gibi sakın baskı yok ve sakın sinir yok. Boran Gürsoy. Aa benim kız arkadaşım var. 4 aydır beraberiz ama abim ya bazen gereksiz trip atıyor. Bazen öyle bir oluyor. Ben şey diye düşündüm. Abi kızların bir dönemi var ya diye. O zamanlarda sanki daha fazla oluyor dediklerim. Abi sen nasıl bir şey önerirsin? Çok teşekkür ederim abi. Boran Gürsoy. Çok kolay bir durumdasın. Çok trip atıyorsa bu tarz kızlar zaten sana söyleyeyim sıkıcı kızlardır. Yani bu ilişkin devamı olmaz. Ben her zaman söylüyorum. Çok trip atan kızlardan dünyanın en çok aşığı bile olsan gün gelecek. 50 yıl, 500 yıl ama bir gün. Bir gün artık yeter be diyeceksin. Yeter be diyeceksin. O yüzden sen yine bu kızı kırmadan, yine söylüyorum kızları hiçbir zaman kırmayın. Yani böyle sokarım tribine falan filan tarzında değil. Ya biraz bakın zaten ipucu şurada. Kıza ben sen bana trip attın diye ben sana uzaklaşıyorum mu verirsen, yani ben sen öyle yaptın ben de bunu yapıyorum dersen plan yapmış olursun. Yani planlı davranıyorsun ve bir kız unutma senin yapmış olduğun planın 100 katını yapar. Bir kız da erkeğin beyni asla aynı değildir. Sakın onlarla yarışmayın o konuda. O yüzden ona sanki safmış ve salakmış gibi yapacaksın. Yani şöyle mesela atıyorum şimdi sen trip atmaya falan başlıyor ya. Ne bileyim biraz uzak durmaya başlayacaksın. Yanına fazla gitmeyeceksin. İşte ne bileyim fazla aramayacaksın falan. Bu sadece ne oluyor ya sen beni niye aramıyorsun falan deyince. Ya ne bileyim hani böyle bak ne diyorum sakın sert yok. Aptala yatarak. Ya ne bileyim işte arıyorum aradığım zaman trip atıyorsun. Ondan sonra telefonu kapatmam mutsuz oluyorum. Yani canım sıkılıyor falan. O yüzden ne bileyim biraz uzak durmak istedim. Yaparsan bu sefer kız diyecek ki he benim attığım tripler, tabii ilk önce bunu demeyecek, he sen öyle mi yaptın o zaman sana diyecek de, gerçekten seviyorsa bir kız belli bir zamandan sonra diyecek ki benim attığım tripler bunu uzaklaştırmaya başlıyor ve kız korkmaya başlayacak. Unutma, erkek arkadaşlarına takıl, telefonunu aradığın zaman mesela bir yarım saat bir saat sonra arkadaşımla konuşuyordum, hangi arkadaşım şu arkadaşım falan, niye onunla konuşuyordun, yani ne bileyim onunla konuşmak iyi hissediyor, önceden seninle konuşuyordum daha iyi hissediyordum ama sonra bak ne diyorum, sakın intikam gibi değil, salak gibi. Yani ne bileyim önceden seninle konuşuyorduk falan iyi hissediyordum bazı konular ama sonra ufak ufak şeylerden tartışma çıkıyor ya, ben de ilişkimiz zedelenmesin, yani tartışma çıkmasın diye onunla konuşmaya başladım. Delirir ve trip atmaya başlar diye umuyorum. Şimdi geçelim diğer sorulara. Mı? Geçelim mi acaba diğer sorulara? Geçelim. Kaan Kaymak. Abi kız var bana kanka falan diyor, açılsam ne olur ve nasıl açılabilirim? Bazı kızların taktiğidir bu. Bilerek kanka der size sırf uyuz etmek adına, belki o da sizden hoşlanıyordur. Kanka falan diyor, açılsam ne olur ve nasıl açabilirim? Şimdi bunu biraz düşünmem lazım, bir dakika. Şimdi kanka diyor, gerçekten kanka olarak hissediyorsa. Buldum. Şöyle, bir gün yalnızken yine sana kanka falan dediği anda ya böyle falan böyle bir surat ifadesi, ya deme şunu ya falan gibi. Tamam mı? Ne demeyeyim ya falan diyecek. Ne diyeyim, niye demeyeyim kan diyecek sana, sen de hani kanka deme bana ya falan diyeceksin. Ya ne oldu ki yani, ben seni çok yakın hissediyorum falan dediği anda. Ya tamam anladım, iyi hissediyorsun, ben hoşlanmıyorum yani. Seni bana kanka demeni istemiyorum diyeceksin.
niye yani falan diyecek ya sana. Orada hafif mesaj vereceksin. Ya boş ver niyesini sorma kızım. Dın ışık yandı. Acaba benden mi hoşlanıyor? Boş ver niyesini sorma kızım dedikten sonra hafif hafif topuklayacaksın. Tripli değil ama üzgün. Topuklayacaksın. Akşama doğru mesaj atacaksın. Ya sabah sana söylediklerimi boş ver falan. İstediğin gibi yine davranabilirsin. Dediğin anda artık o kız sana yine kanka diyorsa ve yine kanka diyorsa artık umudu kes. Çünkü sen o kıza bana kanka deme, aslında ben sana hoşlanıyorum mesajını verdin. Ve o sen de artık kanka demiyorsa bu işin oluru var olur. Ama hala diyorsa ben seni kankam gibi görüyorum, sakın umutlanma demek istiyordur sana. Unutma. Kaan Kerem günaydın. Aslında şu an zamanım yok gençler. Bunu burada şey yapalım, ilk bölüm yapalım. Bunu burada kapatalım. Bir sonraki bölümde diğer soruları cevaplayayım. Çünkü gerçekten zamanım yok. Çocuklarımı almam lazım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki bölümde diğer mesajlara cevap vereceğim. Bay bay.